أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sevgili dostlar, bugün sizinle Kur'an ülkesinde çıktığımız gezinin yeni bir durağındayız. Bugün Âl-ı İmran suresiyle dersimize devam edeceğiz. Âl-ı İmran suresi adını 33. ayetinde geçen bir aile isminden alır. Zaten Âl-ı İmran da İmran ailesi demektir. İmran rivayetlere göre hem Hazreti Musa ve Harun aleyhisselamın babalarının ismi hem de İsa peygamberin, annesi Meryem'in ve onun annesi Hanne'nin içinde yer aldığı, hatta dolayısıyla dolaylı bir akrabalıkla Zekeriya aleyhisselamın, Yahya aleyhisselamın da içinde yer aldığı, İsa peygamberin anne tarafından dedesi olan İmran ailesi içinde kullanıldığı söylenir. Gerek Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın babası olarak anlaşılsın, gerekse Hazreti Meryem'in babası olarak anlaşılsın, bu surede ele alınan bir olaydan yola çıkılarak bu sureye bu ismin verildiği müsellemdir. Âl-ı İmran suresi ittifakla medenidir. Osman, İbni Abbas ve Cafer kronolojilerinde Bakara ve Enfal suresinin ardından üçüncü sıraya yerleştirilir ki bu konuda ittifak vardır. İlk 83 ayet birçok tefsire göre hicretin 9. yılında Necran Hristiyanlarının Medine İslam Devleti'ni ziyaretleri sırasında indirildiği söylenir. Bu yıl Amul Vufud yani elçiler yılı olarak ünlenmiştir tarihte. Necran'da yerleşik olan büyük bir Hristiyan kitle İslam'ın peygamberinin tüm Arabistan yarımadasını içine alan bir yönetim kurduğunu tabii ki öğrendiklerinde kendileri de bir ekiple Resulullah'ı ziyaret ederler. Bu ekip 64 kişilik bir ekiptir. İçlerinde ünlü din adamları da bulunmaktadır. Üstelik bu din adamları aynı zamanda Necran site devletinin de yöneticisi derler. Bu yöneticiler Resulullah'la Peygamberin mescidinde birkaç gün karşılıklı tartışırlar, konuşurlar. Bir takım fikir alışverişinde bulunurlar. Özellikle tartışma İsa peygamberin Hristiyan ilahiyatındaki konumu üzerinde odaklanır. Gelen heyetten bazıları İsa peygamberi üç uknum yani üç yaratıcının ya da Tanrı'nın üç elementinden biri, elemanından biri olarak alırken, bazıları da oğul olarak almakta, Tanrı'nın oğlu nitelemesiyle anmaktadır. Yine daha bazıları onu kutsal ruh olarak almakta ve onu Tanrı ilan etmektedir. Yani bu heyetin kendi içerisinde de bir fikir birliği yoktur anlaşılan. Resulullah bu insanlarla Hazreti İsa'nın beşeriyeti üzerinde tartışır ve en sonunda bu insanlar pes ederler. Ancak Resulullah'ın İslam'a teslim olmaları çağrısına da müsbet cevap vermezler. Hatta
Resulullah bunları mülaaneye, yani hangimiz hak üzerindeyse hak üzerinde olmayana Allah'ın lanetini dileyelim diyerek lanetleşmeye çağırınca da heyet içerisinden aklı başında olanların uyarısıyla Necranlılar bu mülaane davetinden yüz çevirirler. Çünkü Necranlıların içerisinde Resulullah'ın gerçekten bir peygamber olduğunu iyi bilen ilim adamları vardır ve onlar Necran heyetini bir peygamberle lanetleşen kavim lanete uğrar diye uyarırlar. Peygamber bu heyeti, Necran heyetini günlerce Medine'de misafir eder. Bu heyet ibadetlerini kendi dinlerine göre peygamber mescidinde eda ederler. Resulullah onların tüm konukseverliğiyle ağırlar ve gönderir. Onlar da İslam'ın kendi site devletleri üzerindeki egemenliğini kabul ederler ve böylece bu ziyaret son bulmuş olur. Tabii ki bu surenin ilk 83 ayeti bu münasebetle indi diyen bu rivayetler tartışılabilir. Çünkü bu ayetler içerisinde Yahudileri ima eden, onlara atıf yapan ayetler de vardır. Muhtemeldir ki söz konusu ayetler belki Bedir Savaşı'nın hemen sonrasında, hatta bazıları Bedir Savaşı'ndan da önce nazil olmuş olmalıdır kanaatimizce. Bu surenin muhtevası Hristiyanlaşma diyebileceğimiz bir temayüle karşı Müslümanları uyarmak üzerinedir. Hatırlayacaksınız, Bakara suresi Müslümanları Yahudileşme tehlikesine karşı uyarıyordu. Biz Bakara suresini tefsir ederken Yahudileşme tehlikesinin somut bir takım tarihsel adımlarının neler olduğunu görmüştük. İşte bu surede Müslümanları Hristiyanlaşma tehlikesine karşı uyarıyor. Hristiyanlaşma tehlikesinin en büyük tezahürlerinden biri de dinin temel referanslarını, ana kaynaklarını yanlış yorumlamak. Yani bir tür semantik ve hermenötik tahrife yol açmak. Zaten Hristiyanlar da peygamberlerini ilahlaştırırken aslında İncil'deki bir takım kelimeleri, bir takım cümleleri yanlış yorumlayarak ilahlaştırmadılar mı? Teslis inancının bir şirk inancı diyebileceğimiz üçleme inancının, yani baba, oğul, ruhul kudüs'ten oluşan üçleme inancının aslında İncil'in bir takım metinlerinin tahrif edilerek elde edilmiş bir inanç olduğunu bilmiyor muyuz? İşte bu tehlikeye Kur'an dikkatimizi çekerken bu surenin 7. ayetinde müteşabihat konusunda bir uyarıda bulunur. Yani Kur'an'ın üstü kapalı ayetleri, ilk bakışta anlaşılamayan ayetleri ya da gaybi bir takım hakikatlere işaret eden, gaybi hakikatleri beşer zihninin seviyesine indirip insan lisanına tercüme eden bu bir takım ayetleri, metinleri yorumlama konusunda düşünen yanlış ya da kasıtlı bir takım çarpıtmalar sonucunda Allah'ın kelamının yanlış algılanması ve yanlış anlaşılması diyebileceğimiz bir eğilimi Hristiyanlaşma eğilimi olarak adlandırabiliriz. Onun için de Kur'an, bütün bir Kur'an içerisinde sadece bu surenin 7. ayetinde ele aldığı bir tasnif yapıyor. Kur'an'ın muhkemat ve müteşabihat, muhkem ve müteşabih ayetlerden oluştuğu tezini işliyor. İşte bu tezi neden bu surede işlediğinin sorusu sorulduğunda buna verilecek en mukni cevap, bu surenin Müslümanları
Hristiyanlaşmaya karşı bir uyarı oluşundandır diyebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Mim. Bu mukadda harflerinin tefsirini Bakara suresinin birinci ayetini işlerken yapmıştık. Ben burada Bakara suresinin birinci ayetine atfederek bu surenin başında yer alan mukatta harflerini uzun izaha gerek duymadan geçmek istiyorum. Lakin çok kısa birkaç özet vermek yerinde olur sanırım. Elif, lam, mim. Siz bunu A, B, C ya da Elif, B, T, F diye de görebilirsiniz bir yoruma göre. Kur'an'da hemen hemen tüm surelerin dörtte birine, yaklaşık dörtte birini içine alan sayıda surenin başında bu tür harfler gelir. Bunlara hurufu mukatta'a, mukatta'at harfleri adı verilir. Ve okunuşu da teker teker böyle okunur. Yani kesik kesik, müstakil biçimde okunur. Onun için mukatta'a denilmiştir. Bir yoruma göre bu harfler aslında ey insanlar, önünüzde tuttuğunuz, elinizde tuttuğunuz bu metin, Allah'ın size hitap ettiği bu metin, işte gördüğünüz bu harflerden oluşmuştur. Bakın Allah size harflerden oluşan bir metin içerisinde ebedi mesajını bildirmektedir anlamına gelir. Bu yoruma göre mukatta'at harflerinin başında yer aldığı tüm surelerin mukatta'atını alt alta dizdiğimizde ya birlidir, ya ikilidir, ya üçlüdür, ya dörtlüdür, ya beşlidir. Yani bir ile beş harf arasında değişir. En fazla beştir, en az birdir. Tabii ilginç bir tevafuk, Arap dilinin tüm kelimeleri de 1 ile 5 harflidir. Ya 1, ya 2, ya 3, ya 4, ya 5 harflidir. Arap dilinde bundan daha fazla harfli kelime bulunmaz. Adeta bununla verilen mesajın şu olduğu söylenebilir. İşte bu ilahi kelam bu dilin kelimelerinden oluşmaktadır. Ancak insan dilinin kelimelerinden oluşan bu kelamı, bu dili, bu metni Allah kendi mesajını indirmeye, kendi mesajını insanlığa iletme konusunda bir alet, bir araç olarak seçti ey insanlar demektir. Bu görüşü savunanların bir delili de Kur'an'da hurufu mukatta'nın yer aldığı tüm surelerin mutlaka girişlerinin vahye, Kur'an'a ve ilahi kelama bir atıfla girmiş olmasıdır. Buna karşılık şu söylenebilir. Kur'an'da hurufu mukatta'a yani böyle müstakil harflerle başlamayıp da vahye atıf yaparak, Kur'an'a atıf yaparak giren sureler de var, başka sureler de var diyenler olmuştur. O halde kısaca Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Hazreti Osman radıyallahu anhum ecmaîn'in de görüşlerinde olduğu gibi şunu söylememiz son tahlilde mümkündür. Her kitabın bir sırrı vardır. Bir gizemi, bir şifresi, bir anahtarı vardır. Kur'an'ın şifresi, gizemi, anahtarı da bu harflerdir demek mümkündür. Allah en doğrusunu bilir. Sure, hurufu mukatta'nın hemen arkasından Allah'ı tanıtarak giriyor. İlahi kimliğe ait bilgiler veriyor bize.
ve diyor ki: Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allahu la ilahe illa hu. Kendisinden başka ilah olmayan Allah. El hayyul kayyum. Kimdir kendisinden başka ilah olmayan Allah? Hayatın ve varlığın dayanağıdır, kaynağıdır. Bu bir kimliktir. İlahi kimliği veren bir ayet bu. Rabbimiz bize muhatap alırken, bize hitap ederken, bize tenezzül ederken kendisini tanıtarak başlıyor. Konuşanın, insanı muhatap alanın, insanla diyaloğa girenin kim olduğunu biz işte buradan bu şekilde anlıyoruz. Ve biliyoruz ki o başka hiçbir ortağı olmayan, hiçbir naziri, benzeri, şeriki olmayan ve varlığın ve hayatın yegane kaynağı ve dayanağı olan bir Allah'tır. Bununla şu söylenmek isteniyor: ey bu metnin tüm çağlardaki muhatabı olan insanlık, unutmayın siz de bu varlık içinde yer alıyorsunuz ve sizin de dayanağınızdır Allah. Sizin de kaynağınız Allah'a aittir. O halde Allah'ı dinlerken, Allah'ın sözlerine muhatap olurken, Allah'ın vahyinin karşısında sıradan bir söz karşısındaymış gibi davranmayın. Unutmayın, sizi muhatap alan, size söz söyleyen, şu anda sizinle diyaloğa giren zat, sizin varlığınızın da kaynağıdır, dayanağıdır. Nezzele aleykel kitab. İlahi kelamı senin üzerine parça parça indirdi. Bil hakkı musaddikan lima beyne yedey. Bugüne ulaşan, yani hemen senin önünde bulduğun tüm hakikatleri tasdik eden, doğrulayan bu kitabı, bu ilahi mesajı sana peyderpey, aşama aşama o Allah indirdi. Buradaki lima beyne yedey, iki el arasındaki motamot mana, birebir manası iki el arasında ya da hemen önünde anlamına gelen bu ibare aslında hakikatlerin, zaman ve zemin üstü tüm hakikatlerin Kur'an tarafından içerildiğini de ifade etmektedir. Ve bu geçmiş kitaplara delalet etmekten daha çok geçmiş tüm vahiylerin kalıcı olan boyutuna delalet eder. Aslında bu ibare zaman olarak geçmişe delalet etmez. Bu ibare hemen öndekine delalet eder. Yani kişinin hemen kendisine en yakın olan şeye. O halde buradan neyi anlayacağız? Geçmişteki tüm vahiylerin özü, geçmişteki tüm mesajların çağlar üstü kalıcı olan boyutu sana kadar ulaşmıştır. O ulaşan boyutu da bu kitap içermektedir. İşte sana böyle bir vahiy indiren Allah'tır. Ve enzelet tevrate vel incil. Biz bu manayı işte ayetin bu son cümlesiyle de doğrulamaktayız. Tevrat ve İncil'i de o indirmişti zaten. Tevrat, kanun manasına gelen İbranice Tora kelimesinden mülhem. Pentatok da deniliyor eski Yunan lisanına göre. İlk beş kitap, bugün elimizde bulunan Kitab-ı Mukaddes'in ilk beş kitabına Tora ya da Pentatok adı verilen ilk beş kitabına biz
Tevrat diyoruz. Tevrat olarak bakıyoruz. Zaten Kur'an da Tevrat derken daima ona vurgu yapıyor. Yoksa bugünkü Kitab-ı Mukaddes'in, Tevrat'ın tamamı olarak bilinen ama yanlış bir biçimde bilinen Kitab-ı Mukaddes'in 39 kitaptan oluşan ve İsrailoğlu peygamberlerinin ben birçoğuna ait olan kitabı da bünyesinde barındıran Kitab-ı Mukaddes'e Kur'an hiçbir yerinde Tevrat demez. Daima kitap olarak anar. Tevrat dediği yerde biz biliyoruz ki Kur'an doğru bir biçimde Kitab-ı Mukaddes'in ilk 5 kitabına atıf yapmaktadır. İncil ise yine Yunanca bir kökenden gelen evangelik ya da evangelos aslından alınmadır ki Yunanca'da İncil'e karşılık düşen bir kelimedir ve müjde anlamına gelir. İncil de bilindiği gibi daha sonradan İsa peygamberin vefatından ilk yazılan, bugün eldeki resmi İncil'lerin ilk yazılanı İsa peygamberin vefatından yaklaşık 60 yıl sonraya tekabül eder. Ancak Kur'an'ın burada beyan ettiği İncil'in o İncil olup olmadığı sorulursa eğer, tabii ki burada özellikle bu ayette beyan edilen İncil'in Hazreti İsa'ya verilen ilahi mesaj olduğu açıktır. Min kablu hudel linnâs. Geçmişte insanlığa yol gösterici olarak Tevrat ve İncil'i de peyderpey indirmişti. Ve enzelel furkan. Ve yine o indirmişti Furkan'ı. Furkan vahyin bir sıfatıdır. Kur'an'ın değil. Kur'an da vahiy içinde olduğu için tüm vahiylerin bir sıfatıdır. Sadece Kur'an'a özgü değildir. Kur'an'da İncil içinde Furkan sıfatı kullanılır, Tevrat içinde. Demek ki Allah'tan gelen tüm mesajların böyle bir vasfı var. O halde bu vasıf nedir? Hakkı batıldan ayıran, iyi kötüden ayıran, doğruyu yanlıştan ayıran, haramı helalden ayıran, güzeli çirkinden ayıran özelliği demektir. Onun için vahyin, tüm vahiylerin böyle bir özelliği var. Elbette ki Kur'an'ın da birinci özelliklerinden birinci özelliği Furkan oluşudur. Onun için Furkan, Kur'an'a isim olarak da verilmiştir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ Allah'ın mesajlarını inkar edenlere gelince, işte onlar için korkunç bir azap vardır. وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ Ve Allah izzeti olandır. Allah'ın izzeti vardır, intikamı vardır. Sevgili dostlar, bu ayette de Rabbimiz vahyini tanıttı. Aslında hala kendi kimliğini tanıtmaya devam ediyor yukarıdaki ayetlerden itibaren. Nasıl bir Allah'ın muhatabı olduğumuzu, yaratıcının hangi özellikleriyle bizi muhatap aldığını biz bu ayetlerden anlıyoruz. Ve yine bu ayetlerden bize nasıl büyük bir rahmet, mağfiret ve nimet verdiğini anlıyoruz. Allah'ın insanı muhatap almasının, Allah'ın insana tenezzül etmesinin, Allah'ın insana mesaj göndermesinin ne anlama geldiğini de bu ayetler bize veriyor. Burada elbette ki mecazi ifadelerle, alegorik bir takım ifadelerle vahiy karşısında yabancılaşan insanın nasıl büyük bir azaba duçar olacağını, nasıl
müthiş bir belaya uğrayacağını da görüyoruz. Aslında ayetin aziz ve zul intikam, yani intikam sahibi olarak, azizun züntikam olarak gelmesi, Cenab-ı Hakk'ın iki vasfına dikkat çekilmesi anlamına geliyor ki, Allah'ın aziz olması burada vahyine karşı tüm insanlık birleşse, onun mesajına karşı tüm insanlık birleşse, yine onun izzetinden, onun mesajının değerinden hiçbir şey kaybettiremez ona. Bu izzet bunu ifade ediyor. Ve ayetin son ibaresi intikam. İntikam sahibi. Aslında bildiğimiz manada bir öç alış değil. Bunlar tabii ki mecazi ibareler. Gayba ilişkin bir takım hakikatleri, özellikle Allah'a ilişkin bir takım hakikatleri insanın bilinç dünyasına çevirebilmek için insanın bildiği kelimeler kullanılıyor burada. Zaten başkası da, başka türlüsü de mümkün değil. Ancak intikam, kelime anlamı itibariyle cezalandırmak. Yani yapılan bir suçu cezasız bırakmamak, karşılığını vermek anlamına gelir. İşte Allah kendisine, kendi vahyine, kendi mesajına karşı ihanet edenlerin cezasını vereceğini ifade etmektedir. İnna Allaha la yakhfa alayhi şey'un fil ardı ve la fis sema. Ve arkasından yine Allah kendi kimliğine bizim dikkatimizi çekmekte ve şöyle buyurmakta. Allah'tan gizli saklı değildir göklerde ve yerde olan hiçbir şey. Göklerde ve yerde olan hiçbir şey Allah'tan gizli ve saklı değildir. Bu ibare vahiyden, Allah'tan bahsedilen ayetler grubunun içerisinde gerçekten de çok daha farklı bir anlama kavuşuyor. O anlamda insanoğlunun vahye karşı aldığı sadece fiili tavır değil, kalbi ve zihni tavır da Allah'tan gizli değildir anlamını taşıyor. Göklerde ve yerde olan hiçbir şey Allah'tan gizli saklı değilse eğer, insan nasıl Allah'ın hitabına karşı aldığı aykırı tavrı Allah'tan gizli zannedebilir ki? Bu tavır isterse yürekte gerçekleşsin, isterse zihinde gerçekleşsin, yine de Allah'ın vahyine karşı alınan tavrı Allah mutlaka bilmektedir. Ve yine devam ediyor. Huvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ. Rahimlerde size dilediği şekli veren de O'dur. Niçin böyle bir ibareye ihtiyaç duyuldu? Hatırlayın surenin girişinde. Surenin girişinde de varlığın kaynağı olduğu ifade edilmişti değil mi? Varlığın hem dayanağı hem kaynağı. Evet, işte varlığın kaynağı olan Allah, varlığı nasıl yarattığını izah ediyor, açıklıyor burada. Yani Allah nasıl el-hay, el-kayyumdur. Nasıl varlığın kaynağı ve mutlak diridir. İşte o gerçeği bu ayetler açıklıyor. Huvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ. Rahimlerde size dilediği şekli veren O'dur. La ilahe illa hu. Evet, tekrar geldi. O kendisinden başka ilah olmayandır. Ve O el-azizul hakim, yüce olandır. Her türlü noksanlardan münezzeh olandır. O izzeti kendisinden olan bir azizdir. O tüm varlık ona karşı tavır alsa,
yine onun izzetinden hiçbir şey eksilmez. Ama aynı zamanda o yapıp ettiği her bir şeyi hikmetle yapıp edendir. Eğer şöyle bir soru soracak olursanız, kendisine karşı çıkacak, kendisine isyan edecek, sözünü dinlemeyecek, sözüne sırt çevirecek, Allah'ın kendisine tenezzül ettiği insan olarak Allah'a tenezzül etmez tavırlara bürünecek, insanları niçin yarattı diye soracak olursanız, işte cevabı, çünkü o hakimdir, hikmeti vardır. Kötü olmasaydı iyinin, çirkin olmasaydı güzelin, karanlık olmasaydı aydınlığın kıymeti bilinmezdi de ondan. Huvellezî enzele aleykel kitâb. Yine odur sana ilahi kelamı indiren. Yukarıda bir kez daha gelmişti, hatırlayın. Ama yine hatırlatıyor. Öncelikle vahyin ilk muhatabı olan peygamberi muhatap alarak hatırlatıyor ama daha sonra vahyin kadim ve modern muhataplarının tümünü birden muhatap alıyor bu ayet ve diyor ki yine odur sana ilahi kelamı indiren. Siz o sana ibaresinin içine kendinize koyun. Kendinizi de koyun. Ve bilin ki bu ayetler sizin için nazil oluyor. Size nazil oluyor. Ve Allah'ın doğrudan muhatabı size, siz Allah'ın doğrudan muhatabısınız. İşte böyle bir yürekle, böyle bir zihinle yaklaşın. O zaman göreceksiniz, daha farklı algılayacaksınız. Minhu ayatun muhkematun hunne ummul kitab. Onun ayetlerinden bir kısmının hükmü kesin ve nettir. Ve uharu muteşabihat. Onun ayetlerinden bir kısmı da ya da diğer kısmı da müteşabihdir. Müteşabih üzerinde bir nebze durmak gerekiyor. Müteşabih, benzer demektir. Birbirine benzeyen, benzetilen. Ama Kur'an'da böyle bir tasnif yalnızca ve yalnızca tek bir yerde geçer, o da bu ayette. Kur'an'ın aslında anahtar metinlerinden biridir şu okuduğumuz ayet. Şu okuduğumuz ibare hatta, bu cümle, Kur'an'ı anlamanın anahtar metinlerinden biridir. Şu ilahi metne yaklaşacak olan insan bu metni bir tasnife tabi tutacaksa eğer mutlaka bu ayette ifade edilen tasnifi göz önüne almak zorundadır. Kur'an'da bazı hakikatleri insana açan bir takım anahtar metinler vardır. İşte bu metinde o anahtar metinlerden bir tanesi, belki birincisidir. Bu metin bize muhkem ve müteşabihat ayrımını veriyor. Muhkem, yani kesin olanlar, yani tahkim edilmiş, güçlendirilmiş ya da netleştirilmiş olanlar. Muhkemi biz tefsir ediyoruz. Açıyoruz. Anlamını açıyoruz. Tefsir ediyoruz. Bir de müteşabih var. Anlamı tek olmayanlar, kesin olmayanlar, İlk bakışta insanın anlamakta zorlandıkları ya da ne kadar bakarsa baksın derin anlamını hiçbir zaman net ve tek bir biçimde kavrayamayacağı ayetler. İşte onlar da müteşabih ayetler. Biz de onları ne yapıyoruz? Tevil ediyoruz. Muhkem ayetler Allah ne dedi sorusunun cevabını verirler. Cevabı olurlar. Ama müteşabih ayetler Allah ne demek istedi sorusunu da mutlaka sordururlar. Allah'ın ne demek istediğini de orada mutlaka izah etmek lazım. İşte bir parça tevil bu anlama geliyor aynı zamanda. Muhkem ayetlerin yorumu semantik alana giriyor. Müteşabih ayetlerin yorumu ise hermenötik alana giriyor. Müteşabih ayetler
aslında sembolik ve alegorik ifadeler taşıyan ayetler. Metnin gayba açılan penceresi diyebilirsiniz. Adeta metni ikiye ayırabilirsiniz. Metnin insan zihninin kavrayışına en müsait olan tarafı, bir de insan zihninin kavrayışını zorlayan, insan zihnini zorlayan, daha doğrusu zihnin kalıplarına girmeyen, zihnin kalıplarına sığmayan, oradan taşan tarafı. Metnin iki tarafı var. Adeta Kur'an'ın bir tarafı yücelerin yücesinde, bir tarafı yeryüzünde. İşte metnin ufukları aşan boyutu aynı zamanda müteşabih boyutudur. Müteşabihi üçe ayırabiliriz. Bir, gaybın sembolik ifadesi olan müteşabih türleri Kur'an'daki, bunlar Allah hakkındaki, melekler hakkındaki, cin, şeytan, cennet, cehennem, ahiret hakkındaki ayetler hep bu kısma girer. Bunlar gaybın anahtarı mesabesinde olan müteşabihattır. Gayb, insan idrakinin anlamakta acze düştüğü hakikatlerdir. Bu konulardaki ayetler, yani Allah, cin, melek, cennet, cehennem, ahiret hakkındaki ayetler, bu insan idrakinin anlamakta acze düştüğü hakikatleri insan idrakinin seviyesine indirirler. Bir insan diline çevirirler. Yani öte dilinden insan diline çevirirler. İşte bu çeviri sırasında tabii ki insanların kullandığı kelimeler kullanılır. Tabii ki insanların bildiği imajlar kullanılır. Tabii ki insanların bildiği eşyalar kullanılır. Örneğin cennet denilir, yani has bahçe. Ama insan en azından şunu bilmeli ki hiçbir bahçeye benzemeyen bir bahçe. Ne yaprağıyla, ne ağacıyla, ne suyuyla bildiğimiz insan idrakinin ulaştığı bir bahçe gibi olmayan bir bahçe. Onun için aslında bu ibareler, bu ifadeler sembolik ifadelerdir. Sadece biz kavramak için, insan zihnine indirmek için böyle ifadelerin seçildiğini bilmemiz gerekmektedir. Ondan öte hakikatini kavramamızın mümkün olmadığı şeylerdir bunlar. İkinci müteşabih ayetlerin ikinci kısmı, zor bir düşüncenin imajinatif ifadesi. Yani gerçekten zor kavranabilen bir düşünce. Örneğin kainatın yaratılışı. Bizim bilgi ufkumuzu aşan bilgiler. Böyle bir oluşu izah etmek için elbette ki insan zihninin zorlanması lazım. İnsanın bildiği şeylerle izah da mümkün değil zaten. Onun için bu hakikati, bu oluşu, kainatın oluşumunu izah ederken anafor metodunu kullanır Kur'an. Anaforik ifadeler kullanır. İşte varlığın yaratılışında olduğu gibi, Adem kıssasında olduğu gibi, İlk insanın ortaya çıkışında olduğu gibi, Allah'ın varlık üzerindeki tasarrufları ve Allah'ın insanla ilişkisini ifade eden ayetlerde olduğu gibi, bütün bunlar aslında zor ifade edilecek şeylerdir. Yani yüksek düşüncelerdir. Yüksek düşünceleri dile hemen kolay bir biçimde sığdırmak da mümkün olmamaktadır. Onun için dilin imkanlarını son sınırına kadar kullanıp mecaza başvurmak kaçınılmaz olmaktadır. İşte müteşabihatın ikinci kısmı da budur. Üçüncü kısmı ise sade bir fikrin çok edebi bir dille anlatılmasıdır ki bu da belagattır. Kur'an'da bunu da bulabilirsiniz. Yani aslında ana fikir sade bir biçimde kavranabilir. İnsanın kavramakta zorlanmayacağı şeydir. Ama onu muhteşem bir üslupla gerçekten bir belagat
bir beyan, bir bedi üslubuyla verir Kur'an. Bu da Kur'an'ın icazının bir kısmıdır zaten. İşte kısaca müteşabih ayetlerden anlayacağımız bu üç gruba giren ayetlerdir. Ve Kur'an hem müteşabih hem de muhkem ayetlerden oluşmuş bir metindir. Tüm metinler gibi. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Aslında bu tasnifi Kur'an niçin yaptı? Elbette ki muhkem ve müteşabih tasnifini Kur'an'ı okurken biz bunları sadece tasnif olarak bilelim diye yapmadı. Aslında bu tasnifi yaparken Kur'an bir inanç problemine dikkat çekti. Bu inanç problemi Hristiyanlaşma adını verdiğim şeyin ta kendisiydi. İlahi mesajı kastetmediği bir anlama yormak. İlahi mesajı istismar etmek. İlahi mesajı bulandırmak. Tahrifin bir başka çeşidi. Buna siz hermenötik tahrif, yorum tahrifi de diyebilirsiniz. Tarihte ilahi metinler iki şekilde tahrif edilmiştir. Ya bizzat metnin kendisi yok edilerek, tahrip edilerek tahrif edilmiştir. Ya da manası, yorumu farklı yanlara çekilerek, Allah'ın kastetmediği anlamlar çıkarılarak tahrif edilmiştir. İşte Kur'an bizi de böyle bir tahrif çeşidine karşı uyarmakta ve demektedir ki, فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Kalplerinde yamukluk bulunan kimseler, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ Onun müteşabih olan kısmının peşine düşerler. Kalplerinde yamukluk olan kimseler, Kur'an'ın ilahi mesajın müteşabih olan kısmının peşine düşerler. Niçin düşerler? İstismar etmek için kimileyin. Kimileyin onun sırtından geçinmek için. Kimileyin işine gelmediği için. Hoşuna gitmediği için. Negatif özbenliği beğenmediği için. Kimileyin Allah karşısında müstağni addettiği için kendisini. Kafa kaldırdığı için. Kimileyin kendi menfaatleriyle çatışmadığı, çatıştığı için. Ama her ne sebeple olursa olsun tarihte hep bu tipler ola gelmiş. İnandığı inancın, imanının referansı olan kaynakları tahrif etmek gibi iğrenç bir rolü oynayanlar daima çıkmış ve bugün de çıkmaya devam ediyor. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَعْو۪يلِ Niçin onun müteşabih olan kısmının peşine düşüyorlarmış? Fitne çıkarmak ve tevil etmek amacıyla. Kur'an bu iki amacı öne çıkarıyor. Fitne çıkarmak ve tevil etmek. Tevil etmekle de neyi amaçlamaktadır? Biraz önce saydım. Ya menfaati vardır, ya hoşuna gitmemektedir, ya Allah'ın tercihiyle kendi tercihi örtüşmemektedir, ya siyasi çıkarına, ya ekonomik çıkarına aykırı düşmektedir Allah'ın emri, Allah'ın mesajı. Onun için de o mesajı ortadan kaldırmak ya da inkar etmek yerine o mesajı tahrif etmektedir. Eğip bükmektedir, yamultmaktadır. Çünkü yamukluk nerededir asıl? Yüreğindedir. Yamuk bakanlar hiçbir hakikati doğru göremezler. Onun için öncelikle onlar suçu, hatayı, yamukluğu baktıklarında değil bakışlarında aramalılar. Yüreklerinde aramalılar. Yamuk bir yürekle yaklaşanlar hiçbir hakikati doğru göremezler. Kur'an yamuk bir yürekle yaklaşanlara hiçbir doğruyu göstermez. Onun için Kur'an şifaul lil müminin, kendisine iman edenler için şifadır. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا
Allah'ın kendisine verdiği selim yüreği, doğru yüreği yamultanlar, yamultan zalimlerin hüsranını artırmaktan başka hiçbir fonksiyonu olmaz Kur'an. Onların sadece zararını, ziyanını ve hüsranını artırır, diyor Kur'an. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ Oysa, onun gerçek tevilini Allah'tan başka kimse bilemez. Yani Allah'ın alegorik ifadelerle, mecazi ifadelerle düşünce dünyamıza indirdiği, daha doğrusu aşkın hakikatleri insanın zihninin algılaması için bizim dünyamızın kelimelerine çevirdiği hakikatler aslında hakikatiyle olduğu gibi algılanamazlar. Olduğu gibi algılamak için bizim zihin dünyamız kafi değildir. Biz sadece benzetilen şeyle algılarız. Örneğin cenneti benzetildiği bahçe ile algılarız. Bizim cenneti algılayan zihnimiz bahçeden yola çıkarak, soyutlayarak ancak oraya kadar varabilir. Ondan ötesine varması için zihnin kapasitesinin çok daha fazla olması lazım. Ondan ötesine varabilmesi için zihin cennetin hakikatine ait bir takım şeyleri ya görerek ya da başka bir yöntemle bilmesi lazım. Keşfetmesi lazım. Oysa ki insanın algı kapasitesinin dışında bir hakikattir o. O halde başka çareniz yoktur. Sadece benzetilen şekliyle anlayacaksınız. Ondan ötesine geçemezsiniz. Yani sadece siz kopyasını gördünüz. Aslını görmüş gibi olamazsınız. Aslı bambaşka ama. Onun için işte burada söylenmek istenen gerçek de budur. وَمَا يَعْلَمُ تَعْبِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ Onun gerçek tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا İlimde derinleşenler derler ki, biz ona inanıyoruz. Âmennâ bihi. Biz ona yüreğimizle kesinlikle inanıyoruz. Kullun min indi Rabbine. Tümü Rabbimizin katındandır derler. Ve hiç tereddüt göstermezler. Neden? Çünkü iman ile bakmaktadırlar. İman bir ön bilgidir. İman bir ön bilgidir. İman gibi bir ön bilgiyle yaklaşmayanlar ilahi metinlere, o metinlerin vermek istediği hakikati alamazlar. Onun için iman ön bilgisine sahip olmak gerekiyor. İman insana bir ön bilgi verir. Bu ön bilgi sayesinde insan önündeki metnin satır aralarını okur. Önündeki metinle bütünleşir. Önündeki metinle insan yüreği arasında bir alışveriş başlar. İşte bu iman sayesinde gerçekleşir. Onun için de bu metin nasıl başladı? Allah'ı tanıtarak başladı. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diye başladı. Çünkü o iman olmazsa eğer bu ön bilgi olmazsa imanın verdiği ön bilgi, siz ilahi kelamla muhatap olduğunuzda ilahi kelam kendi sırrını, kendi yüreğini size açmayacak. Sizin yüreğinizle ilahi kelam arasında bir iletişim kurulamayacaktır. وَمَا يَذَّكَّرُوا اِلَّا اُلُوا الْاَلْبَابِ Evet, söylediğimiz hakikatin en güzel ifadesi ayetin sonunda geldi. Bunu, bu derin hakikatleri, derin kavrayış sahiplerinden başkası fark edemez. Evet, bu yukarıdan beri söylenen derin hakikatleri, bu hakikatlerin tasnifini,
Bu hakikatlerin hangisinin kendi bilinç dünyamıza indirilip hangisinin gerçekte aşkın bir hakikat olduğunu derin kavrayış sahipleri anlayabilir, kavrayabilir ancak. Rabbena, o halde. O halde ey Rabbimiz, burada doğrudan Kur'an ilahi kelam, insanın dilinden Allah'a doğru yükselen bir duaya dönüştü. Adeta Rabbimiz burada dua öğretiyor bize. Ve Allah'tan ne istememiz gerektiğini ifade ediyor. Kendisinden neyi isteyeceğimizi yine ondan öğreniyoruz. Ve bir şey daha öğreniyoruz. Bütün bu yukarıda sayılan problemlerin temelde bir yürek, bir kalp problemi olduğunu. Ve onun içinde şu duayı talim ediyoruz. Rabbena la tuzi' kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena min ledunke rahme. Ey bizim Rabbimiz! Bize hidayet ettikten, bizi doğru yola ulaştırdıktan sonra kalbimizi kaydırma. Ve heblena min ledunke rahme. Ve bize katından bir rahmet bağışla. İnneke entel vehhab. Hiç kuşkusuz senin karşılıksız, sınırsızca lütfeden bir ilahlığın var. Yani hiç kuşkusuz sensin karşılıksız ve sınırsızca lütfeden. Onun için karşılıksız ve sınırsız lütfundan biz de bir pay istiyoruz Allah'ım. Bu pay yüreğimizin hakikat üzerinde sabit kalmasıdır. Çünkü yürekleri evirip çeviren sensin. Kalp dönek demektir. Yerinde duramayan demektir. Sabit bir noktada olmayan demektir. İnkılap da aynı kökten gelir. Devinen, sürekli hareket halinde olan. Belki buradan yola çıkarak şunu da söyleyebiliriz. Merkezi seyyal olan güç. Nerede olduğu tespiti zor olan güç. Onun içinde bakın bazı insanlara. Bazı insanların yüreği nefsindedir. Bazı insanların yüreği midesindedir. Bazı insanların yüreği aklındadır. Bazı insanların yüreği ruhundadır. Bazı insanların yüreği daha kötü yerlerindedir. Daha basit, daha aşağı, örneğin şehvetindedir. Onun için belki de bununla bu söylenmek isteniyordur. Kalp lafzının, kalp sözcüğünün etimolojisi bize belki de bu hakikati vermektedir. Ama onu geçiyorum. Burada özellikle Allah'tan neyi istememiz gerektiğine bir daha dikkat çekiyorum. Devam ediyoruz. Rabbena inneke cami'un nasi liyevmin la raybe fih. Geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın ey Rabbimiz. İnne Allahe la yuhliful mi'ad. Hiç kuşku yok ki Allah vaadinden, sözünden dönmez, caymaz. Bu duayı öğrettikten sonra Rabbimiz nasıl bir yürekle kendisine yakaracağımızı, aslında vahye doğru yaklaşabilmek için gerekli olan yüreğe nasıl sahip olacağımızın yöntemini gösterdikten sonra, şimdi bu yüreğe sahip olamadıkları için inkar edenlerin durumuna geçiyor ve diyor ki, İnnellezîne keferû. Böyle bir yüreğe sahip olamadıkları için küfre saplananlara gelince. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. Ne malları ne de çocukları onlara Allah'a karşı yarar sağlama. Hiçbir yararı olmaz. Ne malın, ne çocuğun, ne servetin,
ne makamın, ne hiçbir dünyalığın Allah karşısında hiçbir yararı olmaz diyor ayet. Allah'ı bırakan insan eşyanın çekim alanına girer dostlarım. Allah'ı bırakan insan eşyanın çekim alanına girer. Eşyanın çekim alanına girdiğiniz zaman eşya sizi Allah'tan uzaklaştırır. Onun için hep yüreğinizle Allah'ın rahmetine, Allah'ın mağfiretine sürekli asılacaksınız ki eşyanın çekim alanına girip de sizi eşya aşağıların aşağısına, esfeli sefiliğine indirmesin. Bir sele kapılır gibi kapılır insan. Unutmayınız. İnsan bir gemi. Yürek bir gemi hatta. Dünya, tüm sahip olduğunuz dünyalıklar bir okyanus. Eğer su geminin dışında kalırsa, gemi rotası yönünde ilerler. Su gemi için cidden yararlıdır. Tıpkı sahip olunan servet, makam eğer doğru kullanılırsa insana yol alır. Ancak su geminin içine girerse gemi batar. İşte dünyanın yüreğe girmesi, malın, makamın yüreğe yer etmesi, yürekte olması, paranın, altının, gümüşün ve buna benzer tüm dünyalıkların yürekte yer etmesi, suyun gemiye girmesi anlamını taşır. Su gemiye girince gemi batar. Allah'a tutunan ruhlar yücelir. Eşyaya tutunan bedenler alçalar. Onun için şu bedeniniz eşyaya tutunduğu için dünyada kalıyor. Eğer ruhunuzdan yana geliştirirseniz, gelişirseniz o zaman dünyanın çekim gücünden kurtulabilirsiniz. O zaman yüce ruhlar arasında olabilirsiniz. وَاُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ Ve işte onlardır ateşin yakıtı olanlar. Bu da yukarıdaki gibi bir sembolik ifade. İşte müteşabih ayetlerden biri de şu okuduğum cümledir. Onların ateşin yakıtı olması. Hakikatte bu ateşin nasıl bir ateş olduğunu ne ben izah edebilirim ne de siz kavrayabilirsiniz. Ancak biz sadece bize bu hakikat dünyadaki bir nesne, yakıcı bir nesne ile izah ediliyor, o kadar. Ancak bu yanma nasıl bir yanmadır? Bildiğimiz tip bir yanma olmadığı bir gerçek. Bu ateş bildiğimiz türden bir ateş olmadığı da bir gerçek. Ancak düşünce dünyamıza, beşer dünyamıza bu ilahi ve aşkın hakikat ancak bildiğimiz kelimelerle izah edilip indiriliyor, o kadar. Onun için biz de böyle söylüyor, böyle algılıyoruz. Lakin ilim sahipleri, ilimde derinleşenler bu kelimelerin gösterdiği, işaret ettiği temel hakikatlere dikkat çekildiğini hep göz önünde tutarak bildiğimiz eşyaya indirgemezler hakikati. Hakikatin daha öte bir mahiyeti, bir değeri olduğunu hiç unutmazlar. Onun için de ateş deyince gözlerinin önüne bildiğimiz bu dünyevi ateş gelmez. Onlar daha derin bir hakikatin ifade edildiğini ya da edilmek istendiğini hemen anlayıverirler. Burada bize Kur'an ilahi mesaj karşısında kör ve sağır davrananların İlahi mesaja doğru bir biçimde yaklaşmayanların tarihte nasıl bir örnek sergilediği konusunda bir misal veriyor. O misal de Firavun'un döneminden bir misal. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Evet. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onların gidişatı da, yani yukarıdaki ayette ifade edilen ve Allah'a karşı
dünyalıkların cazibesine kapılıp Allah'a sırt dönen ve küfredenlerin gidişatı tıpkı Firavun toplumunun ve onlardan öncekilerin gidişatı gibidir. Kur'an bir kıyaslama yapıyor. Kur'an nasıl ki yüzlerce, hatta binlerce yıl önce yaşamış olan Firavun ve ondan öncekilerin örneğini ilk muhatapları olan miladi 7. yüzyılın insanına getirdi, anlattı ise, aynen o örneği biz de zamanın içinden çekip bugüne getirebiliriz. Bugün de bakabiliriz şöyle. Ve bu ayetin muhatabı olan insanları bugün de seçebiliriz. Tıpkı Firavun ve onlardan öncekilerin gidişatı gibi gidişatı olan grupları, toplumları, kitleleri bugün de ayırmsayabiliriz. Ne yaptılar onlar? Onların ortak özellikleri var. Bunlardan tanırsınız. Bunlardan ayrımsarsınız onları. Nasıl tanıyacaksınız? İşte kezzebu bi ayetine, mesajlarımızı yalanladılar. Nasıl firavunlaşır? Nasıl bir firavun toplumu oluşur? Bunun birinci unsuru bu. Kezzebu bi ayetine. Ayetlerimizi yalanladılar. Peki nedir akıbet? Ayeti yalanlayan, mesajı yalanlayan, Allah'ın gönderdiği ilahi mesajı yalanlayan bir toplumun sonu ne olur? فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ Allah da onları ve Allah da onları günahları nedeniyle yakalayıverdi. Yakalayıverdi. وَاللّٰهُ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Ve Allah cezalandırması çok şiddetli olandır. قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلَى جَهَنَّمْ De ki, bu tip inkarı kendilerine meslek olarak seçenler, inkarında direnenler için de ki, سَتُغْلَبُونَ Yenileceksiniz. İnkarında direnen bu muannit kafirlere, bu münkirlere, bu nankörlere, Allah'ın kendilerine tenezzül edip, kendilerini muhatap alarak kendilerine gönderdiği mesajlara sırt çeviren bu inkarcılara, bu vahiy nankörlerine de ki, setuglebu, yenileceksiniz. Bu tavrınızla mutlaka alt olacaksınız. Alt olacaksınız çünkü Allah'a karşı baş kaldırdınız. Çünkü Allah'a karşı kibirlendiniz. Allah'ın mesajına sırt döndünüz. Hakikate sırt döndünüz. Hakikate sırt dönmenin bedeli hem dünyada hem ahirette kaybetmektir. Neyi kaybetmek? Kendinizi kaybetmektir başta. Çünkü kendinize sırt dönmeden Allah'a sırt dönemezsiniz. Kendi gerçeğinize göz kapamadan Allah gerçeğine göz kapayamazsınız. Onun için kendi gerçeğine göz kapayan kendisine yabancılaşır. Kendisine karşı yabancılaşan eşyaya karşı yabancılaşır. Ve bu yabancılaşma en sonunda bir yenilgiyi getirir. İşte bu yeniliştir. Neye yeniliş? Eşyaya yenileceksiniz. Sahip olduğum zannettiğiniz şeylere yenileceksiniz. Makama yenileceksiniz. Siz eşyadan daha şerefli olduğunuz halde, siz servetten daha şerefli olduğunuz halde, siz evden, makamdan, arabadan daha şerefli olduğunuz halde, sizden daha şerefsiz olan bu eşya sizi yenecek. Sizi alt edecek. Ve siz bunlarla çıktığınız güreşte sırtınız yere gelmiş olarak tuş olacaksınız. Yenileceksiniz. Neden? Çünkü sahip olduğunuzu zannettiğiniz şeyler size sahip oldu. Onun için de Allah'a sırt çevirdiniz. Hatırlayınız yukarıda. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَنْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Ne malları ne de çocukları onlara Allah'a karşı yarar sağlamaz diyordu ya. İşte buradaki hakikat de onun bir devamı adeta. سَتُغْلَبُونَ وَتُخْشَرُونَ
ila cehennem. Ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne fena, ne fena duraktır. Ve bi'sel mihad. Ne fena döşektir. Ne fena yataktır. Ne fena beşiktir. Aslında mihad, mehden gelir beşik. Beşik anlamı daha hoş. Çünkü böyle bir sona ulaşan insanlar ruhen çocukturlar. Tabii ki safiyet olarak, temizlik olarak bir bebe temizliğinde değiller. Ama ruhları gelişmemiştir. Onun içinde bebek gibi şuurları gelişmemiştir. Akılları gelişmemiştir. Ferasetleri, basiretleri, muhakeme yetenekleri gelişmemiştir. İyi kötüden ayıracak duyguları gelişmemiştir. Hiçbir şeyleri gelişmemiştir. Onun içinde varacakları yer kötü bir beşik olacaktır. En kötü beşikte beleneceklerdir. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَى Karşı karşıya gelen iki orduda sizin için bir mesaj vardır. Fiyetun tukatilu fi sebilillah. Bu iki ordudan bir tanesi Allah yolunda savaşıyordu. Ve uhra kafiretun, diğeri ise inkarında direniyordu. Yeravnehum mislehim ra'yel ayn. Onlar, yani müminler, mümin ordusu. Burada Bedir Savaşı'ndan bahsedildiğini söyler birçok müfessir. Ama ayetin genelinden, El-Menar sahibinin de vurguladığı gibi, ayetin genelinden çıkardığımız sonuç, tarihin bir yasasına dikkat çekiliyor. O da şu, tarihin aktif öznesi daima çok olanlar değil, az olup da imanlı ve disiplinli hareket edenler. Tarihin pasif nesnesi daima kalabalık olsalar dahi disiplinsiz ve inançsız oldukları için sürüler, kalabalıklar, kitleler halinde pasif nesne olmaya razı olanlardır. Evet, işte bu tarihi hakikati bu ayet bu ifadelerle dile getiriyor ve diyor ki, karşı karşıya gelen iki orduda sizin için bir mesaj vardı. Ordunun bir tanesi Allah yolunda harbediyor, bir diğeri de küfründe direniyordu. Ve uhra kafiratun. Yeravnehum mislehim ra'yel ayn. Onlar, yani müminler, ötekilerin iki misli olduğunu bizzat kendi gözleriyle görüyorlardı. Müminler kafirlere bakıyorlar. En az iki katı olduğunu görüyorlardı. Ki üç katıydı biliyorsunuz. Üç katına yakındı Bedir'de. Müminler 300 küsur kişi iken kafirler 1000'i aşkın ve çok iyi silahlanmış, iyi teçhiz edilmiş bir orduya malik idiler, müşrikler. Ama çağlar üstü hakikatin ifadesi olarak alırsanız aslında daha doğru bir yaklaşımla anlamış olursunuz. Vallahu yu'ayyidu bi nasrihi men yasha. Evet. Asıl olan burada neydi? Allah'ın kimi destekledi? Yani hakikatin kimden yana olduğuydu. İşte onun için Allah ise dilediğini yardımıyla güçlendirir diyor Kur'an. Allah dilediğini yardımıyla güçlendirir. Allah gibi bir desteğiniz, bir tutamağınız, bir barınağınız, bir sığınağınız varsa o zaman neye muhtaçsınız? Allah'ınız yoksa neyiniz var? İşte bu noktada Allah'ın sizi desteklemesi aslında imanın, disiplinin, çabanın, gayretin size getirdiği kazançtır. Size verdiği değerdir. İnne fî zâlike le ibraten li ulil ebsâr. İşte bu olayda basiret sahipleri için elbette ibretler vardır.
tabii ki basiretle bakanlar bu olaydan tarihin yasasını okuyacaklardır. Tarihin yasasını okuyacaklar. Çünkü tarihin yasası ulul elbab olan küçük bir azınlığın, yani düşünen öz akıl sahibi olan, sayısı az da olsa küçük bir azınlığın, tarih boyunca ekserun nas, insanların çoğuna galip geldiği hakikatidir. Onun için sayıların sultasına teslim olan gerçekten kendisine yazık etmiştir. Çokta değil hakta olmak esastır onun için. Kalabalıkların nerede olduğuna bakarak gidişatını tespit edenler, belirleyenler aslında tarihin aktif öznelerinin daima disiplin, iman ve düşünenler safında olduğunu unutanlardır. Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kethireten biiznillah. Hatırlayın Bakara suresindeki bu ayeti. Nice Talut ve Calut kıssası anlatılırken nice az topluluklar vardır ki sayıca az topluluklar. Disiplin ve imanlarıyla kalabalıkları, kendilerinden kat kat fazla kalabalıkları yenmişlerdir. Saf dışı etmişlerdir. Züyine linnâsi hubbü şehevât. Tutkulu bir sevgi duymak insanlara cazip kılındı diyor. Ne konusunda tutkulu bir sevgi duymak insana cazip kılındı? Minen nisa, kadınlara. Vel benin, çocuklara, özellikle oğullara. Vel kanatiril mukantarati minez zehebi vel fidda, altın ve gümüş cinsinden yığılmış servetlere. Vel haylil musevvemeti, alameti farika atlara, favori atlara. Vel en'ami, sürülere. Vel harf, arazilere, arsalara, ekinlere karşı tutkulu bir sevgi duymak insana çok cazip göründü, çok çekici kılındı diyor Kur'an. Aslında bunlar o gün cazip kılınan şeyler. Siz bugüne de aktarabilirsiniz o gün cazip kılınan şeyleri ve çoğaltabilirsiniz. Zalike meta'ul hayati dunya. Bütün bunlar dünya hayatının geçici değerleridir. Bütün bu sayılanlar dünya hayatının geçici değerlerdir. Vallahu indehu husnul ma'ab. Fakat en güzel gelecek Allah katındadır. Gerçekten siz hangi istikbali istiyorsunuz? Hangi istikbali istediğinize önce karar verin, daha sonra neyin değerli olduğunu tespit edersiniz. Neyin değerli olduğunu tespitte ölçü eğer şehvetiniz olursa, işte o zaman bu ayeti tekrar okuyun. Bu sayılanlar sizin için değerlerin en yücesinde yer alacaktır. Önemli bir anekdot. Hubbü şehevat, şehvetin sevgisi, yani tutkulu bir sevgiden söz ediyor o ayet. Tutkulu bir sevgi. Aslında bu sevgi de değil. Tutku. Tutkunun ta kendisi. Dostlar, tutku, tutuklar sevgi özgürleştirir. Onun için burada insanı tutuklayan, insanın elini kolunu bağlayan, insanın yüreğine görünmez zincirler geçiren eşyaya, mala, evlada olan tutkudan söz ediliyor. İşte bu tutku insanın duyargalarını kör eder ve insana ebedi istikbali değil, geçici geleceğe ayarlar ve insan ebedi istikbalini geçici ufacık geleceği için feda edebilir. Ona bir dikkat çekiştir bu. قُلْ اَاُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ. De ki onlara, size bütün bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Rableri katında sorumluluk bilincine sahip olan kimseler için Rableri katında içinden ırmaklar akan ve içinde kalıcı olacakları, yerleşip kalacakları has bahçeler vardır. Ve ezvacun mutahharatun, ve tertemiz eşler vardır.
ve rıdvanun minallah ve dahası da vardır ki bu en büyüğüdür zaten, Allah rızası vardır. Vallahu basirun bil ibad. Ve Allah kullarını bütünüyle görür. Allah'ın kullarını bütünüyle görmesi ve bir kulun Allah'ın kendisini bütünüyle görmek, basir sözcüğünün içerisinde, çünkü mübalağa vardır burada. Mübalağa ile görür. Bütünüyle görür diye çeviriyorum onun için. Bütünüyle görmesi sadece dışını değil içini de görür. Sadece eylemlerini değil yüreğini de görür. Sadece yaptıklarını değil zihninden geçirdiklerini de görür. Görür ve buna göre akıbetini kararlaştırır. İşte burada gaybi bir hakikatin insan bilincine nasıl indirildiğinin örneğini bu ayette görüyoruz. Bakınız. Bu ayette insana verilecek olan içinden ırmaklar akan cennet, yani has bahçe, tertemiz eşlerden söz ediyor. Aslında bunlar da birer müteşabihtirler. Gaybi birer hakikattirler. Lakin kendi düşünce dünyamıza, algı dünyamıza bu kelimelerle indirilmektedirler. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا. Ey Rabbimiz! Bizi bağışla. Biz iman ettik. Zunubena, günahlarımızı da bağışla. Ve qina azabennar. Ve bizi ateşin azabından koru diyen kimseleri. Devam ediyoruz. Es-sabirine, direnenler. Zorluk karşısında direnen kimseleri. Ve sadıkine, iman sözüne sadakat gösteren kimseleri. Vel kanitine, Allah önünde boyun eğen ve başka hiçbir şeyin önünde eğilmeyen kimseleri. Vel munfikine, Allah yolunda varlığından harcayan kimseleri. Vel mustagfirine bil ezhar, seherlerde ya da ezhar, İbn-i Manzur'un Lisanul Arap'ta ifade ettiği gibi öz, iç, kalp, içinde içi manasına geliyor. En doğru anlam şu olsa gerek, ta yürekten, ta özden, ta ciğerden Allah'a af dileyen kimseleri. Evet, bu kimseleri, ne olsun bu kimseler? Yukarıda söylüyor aslında, Allah görür. Bunları görür Allah. Ey bizim Rabbimiz, biz sana iman ettik, bizi bağışla, günahımızı bağışla, bizi ateşin azabından koru diyen kimseleri, sabreden, direnen, imanında sadakat gösteren, Allah'a boyun eğen, Allah yolunda harcayan ve Allah'tan af dileyen, ta özden, yürekten af dileyen kimseleri, vallahu basirun bil ibad, Allah bütünüyle görür. İşte bunları da görür. Burada sevgili dostlar, önemli bir hakikat ifade ediliyor. Bu da Allah'tan af dilemek. Resulullah'tan gelen seherde istiğfar konusundaki bir yığın rivayeti geçiyorum. Çok önemli bunlar. Ancak zaman darlığı nedeniyle geçmek zorundayım. Resulullah'ın ben günde 100 defa Allah'a istiğfar ederim deyişini hatırlayınız. Aslında bu bir haddini bilmektir. İstiğfar, tevbe. Allah'tan af dilemek. Bu ben haddimi biliyorum ya Rabbi demenin öbür adı değil midir? İnsanın kendi haddini itirafı değil midir? Aslında bu ne anlama geliyor? Bu insanın kendisini bilmesi anlamına gelmiyor mu? Ben kendimi biliyorum ya Rabbi. Estağfirullah diyen, tevbe eden, Allah'tan af dileyen ben kendimi biliyorum ya Rabbi. Sınırlarını itiraf etmiştir Allah'a. Haddini bildiğini itiraf etmiştir. Eğer sınırlarını bilirse bir insan, haddini bilirse bir insan, insanın Allah'ı bilmesi, haddini bilmesine bağlıdır dostlarım. İşte şimdi o ifade ediliyor, bu gerçek ifade ediliyor. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Allah'ın bizzat kendisi, kendisinden başka ilah olmadığına şahittir. Ayet aynen böyle. Allah kendi kendisine şahittir ki ondan başka ilah yoktur.
وَالْمَلَائِكَةُ وَاُلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ Melekler de ve adaleti kendisine düstur edinen, adaleti kendisine esas edinen ilim adamları da bu hakikate şahittirler ki La ilahe illa huvel azizul hakim. Allah kendisinden başka ilah olmayandır, izzet sahibidir, hikmet sahibidir. Allah da şahittir, melekleri de şahittir ve adaleti emreden ilim adamları da bu gerçeğe şahittirler diyor Kur'an. İşte yukarıdaki istiğfar eden kimselerin, kendini bilen kimselerin Allah'ı da bildiği hakikatinin bir devamı olarak alınırsa, bu bilmenin şu iman temeli üzerine kurulması lazım. Yani kendi kendini bilmek ancak böyle bir iman temeli üzerinde mümkün olabilir. Eğer böyle bir iman üzerine şahsiyetini bina etmezse insan kendi kendisinin sınırlarını da unutur. Kendi sınırlarını unutursa bazen bakarsınız ilahlığa kalkışabilir. İlahlık iddiasına kalkışabilir. Elbette ki ben ilahım, ben tanrıyım demez. Ama öyleymiş gibi yapar. Öyleymiş gibi davranır. Hatta Allah'ın işini üstlenmeye kalkar. Allah'ın sınırına müdahale etmeye kalkar. Allah'ın mesajına müdahale etmeye kalkar. Allah'ın mesajına sırt döner ve kendi mesajını Allah'ın mesajının önüne geçirebilir. İnne'd-dîne indallâhi'l-İslam. O halde bu hakikatler hep birbirinin devamı. Allah katında tek din nedir? İslam'dır. İslam üç mastara birden izafe edilir. Selamdır, barıştır, teslimiyettir, Allah'a kayıtsız şartsız itaattir ve selamettir, kurtuluştur. Elbette Allah'a kayıtsız şartsız teslim olan iç barışa erer. İçindeki savaş durur ve iç barışa ulaşır. Yüreğinde bir barışa kavuşur. Kendisiyle tanışır ve barışa kavuşur. Kendisiyle tanışıp iç barışa kazanan kurtulur. Selamete ulaşır. Ve devam ediyor. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ Daha önce kendilerine mesaj gönderilenler başka değil, yalnızca kıskançlıktan dolayı kendilerine gerçeğin alameti gelmesine rağmen farklı görüşlere saptılar. Evet, kıskançlıklarından dolayı kendilerine gerçeğin alameti gelmesine rağmen farklı görüşlere saptılar. İnançlarını tartışmaya açtılar. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Kim Allah'ın mesajlarını inkar eder, kim Allah'ın mesajlarını tanımazlıktan gelirse, فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِعُ الْحِسَابِ O çok iyi bilsin ki Allah hesabı çabucak görendir. Onun hesabını da bir gün görüverir. فَاِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ Şu halde, eğer seninle tartışırlarsa, de ki, ben tüm varlığımla Allah'a teslim oldum. وَمَنِ اتَّبَعَنْ Bana uyanlar da Allah'a teslim oldular de. وَقُلْ Sor onlara. لِلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ اَاَسْلَمْتُمْ Vahiy emanet edilenlere ve vahiden bihaber olanlara. Yani hem ehli kitaba, kitap ehline hem de müşriklere sor. De ki, اَاَسْلَمْتُمْ Siz Allah'a kayıtsız şartsız teslim oldunuz mu? İşte İslam budur. İslam insanlığın değişmez değerlerinin öbür adıdır. Onun için İslam sadece bu ümmetin malı değildir. İslam tarih boyunca tüm insanlığın değişmez hakikatlerinin öbür adıdır ve tüm peygamberler İslam peygamberidir. Ve tüm peygamberlerin getirdiği din de İslam'dır. Ve kayıtsız şartsız Allah'a teslim olan herkes katıksız Müslüman olarak isimlendirir. Çünkü İslam teslimiyettir. فَاِنْ اَسْلَمُوا فَقَدْ اِحْتَدَوْا Ve onun içinde ayet böyle diyor. Eğer kayıtsız şartsız Allah'a teslim olurlarsa
hidayete ulaşmış olurlar. Doğru yolu bulmuş olurlar. Ve in tevellev fe innema aleykel belag. Eğer yüz çevirirlerse, sırt dönerlerse, sana düşen yalnızca ve yalnızca tebliğ etmektir. Vallahu basirun bil ibad. Allah kullarını bütünüyle görmektedir. İnnellezine yekfuruna bi ayatillahi ve yaktuluna nebiyyine bi gayril hak. Bu hakikati beyandan sonra hemen Kur'an, özellikle Yahudilerin peygamber katletmekle meşhur olan, tarihlerinde böyle bir sabıkaları olan Yahudilere yöneliyor ve diyor ki: İnnellezine yekfuruna bi ayatillahi. Allah'ın ayetlerini, mesajlarını inkar eden ve yaktuluna nebiyyine ve peygamberleri acımasızca katleden, bi gayri hakkın, haksız yere acımasızca katleden kimseler, ve yaktuluna ellezine ye'muruna bil kıst minen nas, ve insanlara adil davranmayı emredenlerin kanına giren şu kimseler, febeşşirhum bi azabin elim. İşte bunları, bu tipleri acıklı bir azab ile müjdele. Adeta ince bir ironi var burada. Onlar kendilerinin cennetle müjdelenmesini bekliyorlar değil mi? Siz onları cehennemle müjdeleyin. Çünkü onlar kendi peygamberlerini katlettiler. Ey Muhammed, seni inkar etmeleri aslında hiç de olağan dışı bir şey değil. Hiç de şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü onlar bizzat kendi işlerinden çıkan peygamberleri taşladılar, öldürdüler, kimilerini kestiler, koyun gibi boğazladılar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ حَبِدَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Böyle davrananlar, ilahi mesajı sırt dönenler, ilahi mesajı duymak istemeyenler için bu ayet. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ حَبِدَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Onların eylemleri dünya ve ahirette boşa gitmiştir. İlahi mesajı sırt döndükten sonra bir insanın Allah'tan bağımsız bir iyilik felsefesi geliştirmesi mümkün mü? Allah'tan bağımsız bir iyilik felsefesi geliştiremezsiniz. Onun için sadece dinler bir vicdan yaratır. Din dışı hiçbir ideoloji Allah'tan bağımsız bir vicdan meydana getiremez. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Onlara yardım eden de bulunmayacaktır. Bunun örneği nedir dostlarım? Küçük bir, öksüz bir kız çocuğunu yanına alıp büyütmek isteyen bir insan düşünün. Siz ilk etapta bu insanın bu davranışına hayran olunacak bir davranış gibi bakarsınız değil mi? Yoksul, sokakta kalmış bir kız çocuğunu, bir yetim kız çocuğunu eline alıp büyütüyor. Ancak bu insanın yüreğinde, zihninin derinliklerinde şöyle bir niyet olsa, siz hala hayran olacak bir davranış olarak bakar mısınız? Bu çocuğu büyüteyim ve bunu kötü emellerime alet edeyim diye bu kız çocuğunu, bu yetim ve öksüz kız çocuğunu yanına alıp büyütmek isteyen bir insanın zihninin derinlerindeki bu kötü niyeti öğrenince ne dersiniz? Ne kadar adi bir davranış. Peki bir davranışı hem ne kadar yüce bir davranış hem de ne kadar adi bir davranış olarak iki farklı kategoride değerlendirmenize sebep ne oldu? Onun niyetini bilmeniz değil. İşte Allah böyle niyetleri bilir. Elem tera ilellezine utu nasiben minel kitabi yud'avne ila kitabillahi liyahkuma beynehum. Baksana şu kendilerine daha önce vahiyden bir pay verilenlere. Aralarını bulmak için Allah'ın kitabına çağrılmıştılar onlar. Summe yetevalla fariqun minhum ve hum muridun. Sonra onlardan bir kısmı döneklik yaparak yüz çevirdiler Allah'ın vahyinden. Oysa ki onlar Allah'ın kitabına çağrılmıştılar daha önceden. Yani aralarındaki tüm ihtilafları Allah'ın kitabıyla halletmeye çağrılmıştılar. Yine burada aynı tarihsel gruba bir atıf var. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّمًا مَعْدُودَاتٍ Niçin böyle davrandılar biliyor musunuz? Çünkü onlar diyorlardı ki bize ateş ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacak. Niçin böyle diyorlardı? وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Zira uydurmayı gelenek edindikleri şeyler onları inançlarında saptırmıştı. Yani onlar Allah'a iftira ediyorlardı.
Niçin böyle bir düşünceye saptılar onlar? Çünkü onlar ırklarının üstün ırk olduğuna inanıyorlardı. Irk gibi insanın seçmekte kendi dahilinin bulunmadığı ontik bir değeri üstünlük değeri olarak adlandırdılar. Yani kutsal ırkçılık yaptılar. Bu en basitinden adi ve basit bir materyalizm idi. Çünkü insanın seçmekte dahli bulunmayan bir değeri, insanın ölçüsünü, değerini tanımlayan bir ölçü olarak koymak en basitinden adi bir materyalizm idi. فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Bakalım halleri nasıl olacak? اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Onları kendisinde kuşku duyulmayan bir günde bir araya topladığımızda. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ Ve herkese kazandığı tas tamam ödendiğinde وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Ve kimseye de zulmedilmediğinde bakalım onların halleri ne olacak? İşte o zaman onların bu iddialarının doğru olup olmadığını işte o zaman göreceğiz. Ve o zaman onlar bize birkaç gün dışında ateş dokunmayacak diyen ve bunu derken de sırf kutsal ırkçılıklarını ve hasetliklerini ön plana alan bu kimseler, kendilerine de gönderilen son peygamberin mesajlarına karşı sırt dönmenin bedelini nasıl ödeyecekler? İşte onu o zaman görelim. Bu mesajları gönderen Allah'a sınırsız sayıda hamdolsun.